CHP'ye, bir oy CHP'ye, Saadet Partisi meclise, bir oy CHP'ye, Deva Partisi meclise, bir oy CHP'ye, Gelecek Partisi meclise, bir oy CHP'ye, Demokrat Parti meclise. Hadi kaldır bayrakları, Akhisar'ın sokaklarını gelecek tarlasına çevirelim. Buna güzel Akhisar böyle, bana coşku böyle. Ağzına dert dilerim, sazına kılıçlar oldu. Değerli Akhisarlılar, ilk kez bu seçimi bitiriyor muyuz? Bitiriyor muyuz? Bitiriyor muyuz? Söz mü? Söz mü? Sana emanet kılıçlar oldu. Hak, hukuk, adalet ruhunda hasaret. Yürüyor iktidara kılıçlar oldu. Sana emanet kılıçlar oldu. Yürüyor.
iktidara Kılıçdaroğlu. Isıklara hazır olalım. Korkuyorlar, korkacaklar, korksunlar. Geliyoruz, geleceğiz, yakındır. Nerede ne işliyor, hepsini yeni. Biliyoruz, bileceğiz. Düşmüşler memleketin malları. Bekliyoruz, hele gelsin yarını. Elimizin basırdan var yolları. Başlarına vuracağız. Ben Kemal, sana söz veriyorum.
Türkiye sandı. Sana söz, Türkiye kazanacak. Haydi. Çok güzel olacak.
gelsin hareket, gelsin artık bereket. Ver coşkuyu herkese, nefes alsın tüm millet. Yapar mıyız yaparız, sevdiğimiz sayfa açarız. Sana söz biz birlikte. Yine baharlar gelecek. Sana söz yine baharlar verecek. Sana sözüm verecek. Sana söz yine baharlar verecek. Ben Kemal sana söz veriyorum. Sana söz yine baharlar verecek. Sana sözüm bitmeyecek. Sana söz yine baharlar verecek. Sana söz yine baharlar gelecek. Bay Kemal sözünden dönmeyecek. Sana söz yine baharlar verecek. Sana sözüm bitmeyecek. Sana söz yine baharlar gelecek. Sana söz yine baharlar gelecek. Sana söz uzakta unutulmuş kardeşim. Gel yan yana yürüyelim. Sana söz gerçekten yaşamaya. Yeah.
gün kala bugün Urbuncu Meydanı'nda siz değerli misafirlerimizle beraberiz. Bu akşam aramızda çok değerli misafirlerimiz var. Kendilerini sizleri selamlamak üzere sahneye davet edeceğim. Şu an aramızda Saadet Partisi ilçe başkanımız Sayın Hakkı Kuzum. Sayın Grup Başkan Vekilim, Sayın Milletvekilim, çok değerli Bakanım, Sayın Belediye Başkanım, çok değerli misafirler, siz değerli Akhisarlılar, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. ...2021 yılında milli görüş gömleğini buruşturup atan Recep Tayyip Erdoğan'a rağmen bu gömleği gururla giyen, onurla taşıyan Temel Karamollaoğlu'nun Saadet Partisi, Temel Karamollaoğlu'nun Saadet Partisi'nin ilçe başkanı Sayın Hakkı Kuzum adına sizleri selamlıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş son başbakanı, demokratik yollarla seçilmiş son başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'nin ilçe başkanı Sayın Yaşar Ertar adına sizleri saygıyla selamlıyorum. AKP'ye ekonomik anlamda altın çağını yaşatan Ali Babacan'ın Deva Partisi'nin ilçe başkanı Sayın Erhan Tepe adına sizleri saygıyla selamlıyorum. Kırat'ın başına yedirmeyen, rahmetli Demirel'in emanetine sahip çıkan Gültekin Uysal'ın
Demokrat Partisi'nin ilçe başkanı Sayın Mehmet Kara adına sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün genel başkanı kendine bir koltuk uğruna tüm ideallerini, ideolojisini bir koltuk uğruna satmasına rağmen bizleri yalnız bırakmayan, Karaoğlan'ın kemiklerini sızlatmayan Demokratik Sol Parti ilçe başkanı Sayın Nusret Subaş adına sizleri selamlıyorum. Sevgili dostlar, sevgili Akhisarlılar, 14 Mayıs'ta her birimiz bir taraf olacağız. Ya diktatörlükten yana taraf olacağız, ya demokrasiden yana taraf olacağız. Ya beşli çetelerin yanında taraf olacağız, haramilerin yanında taraf olacağız, ya hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, ne ezenin olduğu, ne ezilenin olduğu bir düzenden yana taraf olacağız. Ya keşke Yunan kazansaydı diyen fesli kaderlerin, altıncı filoya secde edenlerin veya tam bağımsız Türkiye yoluna dar ağacında can veren üç filanın yanında taraf olacağız. Ya kendisine oy vermeyen herkese vatan haini, terörist ilan eden, kendisini tek başına millet, tek başına devlet, tek başına yargı, tek başına yürütme, tek başına yasama gibi gören Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında taraf olacağız. Ya tüm toplumu kucaklayan 85 milyonun cumhurbaşkanı, bu ülkedeki barışın, huzurun teminatı, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında taraf olacağız. Sevgili dostlar, güzel günler çok yakın. 14 Mayıs'ta halkın iktidarını, halkın iktidarını hep birlikte kuracağız değerli dostlar. Nazım'ın da dediği gibi, eğer hak haksızlıktan yüce, sevgi nefretten üstün, aydınlık karanlıktan güçlü ise çaresi yok be usta. Biz kazanacağız, biz kazanacağız, biz kazanacağız. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Kendisinden özür dileyerek kendisini biraz önce unuttum. Kendisinden özür diliyorum. Türkiye'nin en çalışkan kadın kolları başkanı Sayın Fatma Cerepçi aramızda. Çok teşekkür ediyoruz. Hadi Akhisar, kaldırın bayrakları, göster coşkuyu. 14 Mayıs'ta Türkiye'ye baharları getirecek miyiz? Getirecek miyiz? Bu seçimi ilk turda bitirecek miyiz? Bitirecek miyiz? Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı yapacak mıyız? Yapacak mıyız? Söz mü? Söz mü? Şimdi huzurlarınızda o 31 Mart'ta Akhisar'a baharı getiren isim, o anketlerde her zaman ilk onda yer alan isim, o Akhisar'ın gururu, Akhisar Belediye Başkanımız Sayın Besim Dutlu. Akhisar, bu akşam yine muhteşemsin. Hepiniz hoş geldiniz. Değerli grup başkanım, bakanım, ilçe başkanım, milletvekillerim, hep beraber karşınızdayız ilçe başkanlarım. Ve ben sözlerime önce bir teşekkürle başlayacağım. Grup başkanımız, Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkanı
ki tüm Türkiye'ye mal olmuş, her ili koşup gezen, her yeri gezen, herkesin gönlüne giren, bütün Cumhuriyet Halk Partililerin gönlüne giren değerli grup başkan vekilimiz Özgür Özel, biliyorsunuz Manisa'da birinci sırada. Ya o zaten tartışılmaz. Kendisinin devamlı arkasındayız. Onda bir sıkıntı yok. Ama Manisa'da ikinci sırayı, Manisa'da ikinci sırayı Akhisar'ın evladı Ahmet Vehbi Bakır'ın oğluna veren Kemal Kılıçdaroğlu'na Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül veren herkese sonsuz teşekkürler. Şunu herkes bilsin. Akhisar'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu vefasına gereğini yapacak. Cumhuriyet Halk Partisi tam desteği vereceğiz. Arkadaşlar ben kısa bir konuşma yapacağım. Çünkü çok büyük konuklarımız var bugün. Bakanımız var, grup başkan vekilimiz var. Biliyorsunuz 4 senedir belediye başkanıyım. İlk belediye başkanlığını kazanırken dediler ki ne yapabilir? Zaten bir bütçe yok, bir şey yok. Hiçbir iş yapamaz. 4 senenin sonunda gördük ki Akhisar'ın sadece merkezinde değil, kırsalında da her yerde Akhisar Belediyesi var. Her bir Cumhuriyet Halk Partili'nin, her bir Akhisarlı'nın gurur duyduğu bir belediye var. Biz bunu nasıl yarattık biliyor musunuz? Nasıl başardık biz bu işi? Biz bu işi gidip de hazine bulmadık. İzmir'den, İstanbul'dan para almadık. Biz bu işi sadece ve sadece kaynakları doğru kullanarak yaptık. Hani şimdi sizlere diyorlar ki, İşte Cumhuriyet Halk Partisi gelecek, nasıl ekonomiyi düzelecek? İşte aynen böyle düzelecek. Kaynakları doğru kullanacak. Kaynakları müteahhitlere, iş adamlarına, büyük şirketlere değil, halka doğru verecek. Halka açacak, halkı düşünecek, halk için çalışacak. Aynı Akhisar Belediyesi gibi. Bakkal kartı nasıl yaptıysak, aşeriyi nasıl yaptıysak, güneş enerji santralini nasıl yaptıysak, gençler için, kadınlar için Uğur Mumcu Kültür Merkezi nasıl yaptıysak, Türkiye'de de inşallah böyle güzel çalışmalarla Türkiye'nin, tüm Türk milletinin içini rahatlatacağız. Bu gerçekten güzel işler yapacağız. Biz yarına geldikten sonra bir felsefemiz oldu. İnsan ayırmadık. O bizden bu değil demedik. O köy bize oy verdi, bu vermedi demedik. O muhtar iyidir, bu değildir demedik. Sokak sokak, kişi kişi, her siyasi göçten herkese hizmet ettik. Eşit davrandık, adaletli davrandık. İşte bugün az önce gördünüz. Birbirinden farklı 6 siyasi parti. Hepsi farklı ideolojilere sahip. Ama sadece bir şey için birleştiler. Daha özgür, daha demokratik, daha zengin bir Türkiye için birleştiler. Ve sizin desteğinizle başaracaklar. Değerli Akhisarlılar, 4 sene boyunca dedim ya çok çalıştık. Hiç de şikayet etmedik. Hiç bahane de üretmedik. Ama şunu da bilmenizi istiyorum. Bir muhalefet belediyesi olmak kolay değil. Çok engellemeler yaşandık. Elimiz kolumuz bağlı kaldı. Krediler alamadık. Devlet bankaları bize oran bile vermedi. Gerçekten zor işler, zor günler yaşadık. Ama hep hizmet odaklı olduk. Şimdi yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Kaldı 3 gün. Ben sizden bugün çok özel bir destek istiyorum. Sizler de destek verin. Akhisar için destek verin. Bizim için destek verin. Akhisar Belediyesi için destek verin. Şu Akhisar'da artık bir iktidar belediyesi olsun. Hizmetler çoğalsın. Biz de bir of çekerek çalışalım. Rahat rahat da özgür vekilimizin, bakanlarımızın, millet Ahmet Bey Bakırlıoğlu'nun kapısına girelim. Akhisar'a hizmeti kat be kat fazla getirelim. Zor bir seçim geçiriyoruz. Sizler de takip ediyorsunuz. Gerçekten iktidarın çok sert bir dili var. Kendi gibi düşünmeyen herkesi ötekileştiriyor. Herkese kendine oy vermezsen ne teröristimiz kalıyor ne başka şeyimiz. Ben şahsen bundan çok rahatsızım. Mutsuz da oluyorum. Ama ben şunu da biliyorum. Bunların bu kadar sertleşmesinin tek bir sebebi var. Değerli Akhisarlılar. Kazanıyoruz Akhisarlılar, kazanıyoruz, az kaldı. Yeter ki siz destek verin. Arkadaşlar, sizlerin bu desteğiyle, bu enerjisiyle biz Mart'ta bahar getirdik 2019'da. Şimdi de 3 gün kaldı. 3 gün sonra tüm Türkiye'ye bahar getireceğiz. Hepinizi çok seviyorum. Akhisar'ı çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Akhisar'ı
Kayseri adı meydanlara inletelim. Hak, hukuk, adalet. Haydi! Haydi şimdi kaldırın ayakları. Bu seçimi ilk turda bitiriyor muyuz? Bitiriyor muyuz? Söz mü Akhisar? Söz mü? Söz mü? Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı yapıyor muyuz? Yapıyor muyuz? Şimdi huzurlarınızda o Manisa'nın en çalışkan milletvekili, o Akhisar'ın gururu, bu toprağın oğlu Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu. Bu ne güzel Akhisar böyle. Bu ne güzel Akhisar böyle. Alkışlayın kendinizi. Alkışlayın kendinizi. Değerli dostlar. Güzel bir söz var. Bazen bir damla su bütün okyanusların bütün sırlarını içinde barındırır diyor. Bir damla su bütün okyanusların bütün sırlarını içinde barındırır. Şu an içinde bulunduğumuz sistem adına ne diyorlar? Tek kişilik hükümet sistemi, başkanlık sistemi, Türk tipi başkanlık sistemi. Adı her neyse, her neyse, bu sistemin nasıl çöktüğünü, nasıl yozlaştığını öğrenmek için Kızılay'a bakmak lazım. Türkiye Cumhuriyeti'nde 6 Şubat'ta büyük bir deprem oldu. Asrın felaketi. 50 bin yurttaşımız öldü. Allah rahmet eylesin, Allah'ın bir daha o acıları yaşatmasın. 10 binlerce ev çöktü, 10 binlerce aileye ateş düştü, milyonlarca yurttaşımız göç etmek zorunda kaldı. Hal böyleyken, ortalık mahşer yeriyken, bu deprem esnasında Türk Kızılay'ı depremzedeye çadır sattı. Depremzedeye çadır sattı, giyecek sattı, giysi sattı ve 10-15 yerden maaş alan o yöneticilerden bir tane istifa yok. Bir tane istifa yok. İşte size Türk tipi başkanlık sisteminin ne kadar yozlaşmış olduğunu bizlere gösteren önemli bir örnek. Değerli dostlar, ekonomiyi size anlatmama gerek var mı? Aziz Allah, ezanı bir dinleyelim. Arkadaşlar,
Evet. Sizlere ekonomiden bahsetmeme gerek yok. Çünkü herkes bu memlekette artık tencerenin ne kadar zor kaynadığını tüm Türk halkı biliyor ve kendi de bunu yaşıyor. Ancak 15 gün önce Akhisar'da çarşamba pazarında yaşadığım bir olayı anlatmadan da geçemeyeceğim. Her gittiğim yerde ibretlik bir hikaye olduğu için anlatıyorum ve anlatmaya da devam edeceğim. 15 gün önce Akhisar'da çarşamba pazarında arkadaşlarımızla beraber dolaşırken 30'lu yaşlarda bir delikanlı yanıma geldi. Vekilim, 6 yaşında bir evladım var, ellerinizden öper. Benim evladım daha kıymanın tadını bilmiyor dedi. Benim evladım daha balığın tadını bilmiyor, yediremedim. Ülkenin içinde bulunduğu durumu bundan daha iyi anlatan bir örnek olabilir mi? Bugün memleketimizde çocuklarımızın 3'te 1'i sadece karbonhidratla, yani
makarna ile besleniyor ve çocuklarımız ne yazık ki yatağa aç giriyor. O beslenme çantalarının fotoğraflarını hatırlıyorsunuz değil mi? İçlerinde bir tek kuru ekmek var. Gençlerle konuşuyoruz. Gençler de yapmış olduğumuz sohbette ne yazık ki gençlerimizin hayalleri çalınmış. Gençlerimiz artık hayal kuramaz hale gelmiş ne yazık ki. Evlenmek, ev kurmak, ev alabilmek, ev sahibi olabilmek, araba sahibi olabilmek gibi bir hayalleri ne yazık ki kalmamış. Ve hepsi de, hemen hepsi de çareyi yurt dışına gitmekte aran hale gelmişler. Bundan daha kötü bir şey olabilir mi? Hal böyleyken, ülkenin durumu bu haldeyken, acaba Adalet ve Kalkınma Partisi ne diyor? Öyle ya, seçime gidiyoruz, iktidar partisinin de vatandaşlara bir şey söylemesi lazım. Destek istemek için, oy istemek için. Her gittiğim yerde soruyorum. Aranızda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçim bildirgesini takip eden var mı? Yok. Ben görmedim. Ama ben takip ettim. Ne diyor acaba bu insanlar? Neden bahsediyorlar? Şundan bahsediyorlar. 21 yıllık iktidar Adalet ve Kalkınma Partisi der ki, eğer bize oy verirseniz biz memlekete demokrasi getireceğiz. Bakın 21 yıldır demokrasiyi getirememişler. Bu memlekette demokrasi yok. Bir destek verin, bir 5 yıl daha verin bize demokrasi getireceğiz diyorlar. Başka ne diyorlar? Adaleti getireceğiz memlekete. Demek ki memlekette adalet yok. Bir 5 yıl daha dişinizi sıkın. Eğer biz iktidarda kalırsak adalet getireceğiz. En komiği şaka gibi diyorlar ki, inanmayacaksınız belki ama memlekete liyakatı getireceğiz, mülakatı kaldıracağız diyorlar. En komiği de bu. Yahu bu mülakatı getiren sen değil misin? 85 puan, 95 puan KPSS'de alan çocuklarımız işe giremezken, 60 puanlı çocuklar mülakatta işe girerken, bu memlekette adaletsizlik yapılırken aklın neredeydi? Aklın neredeydi? Yuhlamayalım. Kızılay'da yuhlanmasına izin verdim. Burada yuhlanmayalım. Boş verin. Kızılay hak ediyor yuhlanmayı. Çünkü ben bir ay boyunca o deprem bölgesinde kaldım. Diğer milletvekili arkadaşlarımızla beraber ne yaşandığını kendi gözlerimizle gördük. Kötü şeyler yaşandı. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi gençlerimize umut veremiyor. Vatandaşa bir şey söyleyemiyor. Çocuklarımızın yatağa aç girmesi konusunda hiçbir şey söyleyemiyor. Kıyma olmuş 350 lira, peynir 200 lira, soğan olmuş 30 lira, yiğit muhtaç olmuş kuru soğana, Adalet ve Kalkınma Partisi bunlarla ilgili bir şey söyleyemiyor. Ne söylüyorlar? Tek dedikleri şey hakaret etmek. Türlü türlü iftiralarla, hakaretlerle ve hatta küfrederek seçim kampanyası yürütmeye çalışıyorlar. Değerli dostlar, ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin, yani bu ülkeyi kuran partinin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekiliyim. Benim partimin adını herhangi bir terör örgütüyle aynı cümlede yer almasını bile hakaret kabul ederim. Bunu asla kabul etmiyoruz. Şimdi en son gelinen nokta şu. Bir cumhurbaşkanı düşünün, mitingde, İstanbul mitinginde milyonların önünde canlı yayında montaj yaptı. Montaj yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin reklam filmini montajladı. Montajı kimler yapar? Montajı kimler yapar? Yalanı pazarlayanlar yapar. Yalan olduğu oradan belli zaten. Niye montaj yapıyorsun? Niye montaj yapıyorsun? Başka yol kalmadı. Şimdi bizim gençlik kolları broşür dağıtıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin broşürlerini dağıtıyor. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki vatandaşları aydınlatacak, ferah nefes almasına sağlayacak onlarca projemiz var. Ama bakıyoruz, Adalet ve Kalkınma Partisi gençlik kolları sahte,
Cumhuriyet Halk Partili broşürleri dağıtmakla meşgul. Kendi broşürlerini dağıtamıyorlar. Bizimkinin sahtesini yapmışlar. İçinde bir sürü yalan ve iftira var. Onlarla Türk halkını kandırmaya çalışıyorlar. Ve şunu yapıyorlar. Diyorlar ki eğer siz Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy verirseniz dini bütün takva sahibi Müslümansınız. Ha vermezsiniz dinsizsiniz. Eğer siz Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy verirseniz vatanperver, vatanseversiniz. Vermezseniz teröristsiniz. Ben bunu çok tehlikeli buluyorum. Beka sorunundan bahsediyorlar ya, beka sorunu. İşte esas beka sorunu bu. Bu vatandaşı, bu yurttaşı bölmektir, ayrıştırmaktır beka. Biz diyoruz ki birleşe birleşe kazanacağız. Onlar diyorlar ki ayrıştırarak kazanacağız. Sırf 3-5 fazla oy almak için insanları ayrıştırıyorlar. Ancak Türk halkı feraset sahibidir. Bu kara propagandaya esir olmaz. Nasıl olsun ya? AKP'li veyahut da MHP'li Ahmet Bey beraber umreye gittiği Saadet Partili Mehmet Bey'e dinsiz dedirtir mi? Dedirtmez. AKP'li veyahut da MHP'li yurttaşlarımız komşularına kendisine okuma yazmayı öğreten öğretmenine, CHP'li öğretmenine terörist dedirtir mi? Dedirtmez. Bunların hiçbirisi başarılı olamayacak. Köy köy dolaşıyorum. Bugün 3 tane köy gezdim Manisa'da. Her tarafı gidiyoruz. Her ilçeyi gidiyoruz. İnsanlarla beraber oluyoruz. Size bir şey söyleyeyim, aramızda kalsın. Gördüğüm şeyi söyleyeyim. Biz kazanacağız. Biz kazanacağız. Biz kazanacağız. Beni tanıyorsunuz, biliyorsunuz. Yıllardır sizlerle beraberim. 5 yıldır muhalefette milletvekilliği yapıyorum. Akhisar'ın, Manisa'nın bütün sorunları, bütün sorunlarını ama televizyonda, ama basında, ama meclis kürsüsünde dile getirdik. Köy köy gezdik, kasaba kasaba gezdik, şehir şehir gezdik. Biz artık sorunların hepsini biliyoruz. Her şeye hakimiz. Hani şair diyor ya, ben artık şarkı dinlemek değil, şarkı söylemek istiyorum. Artık ben de iktidar milletvekili olmak istiyorum arkadaşlar. Artık ben de iktidar milletvekili olmak istiyorum. Eğer ben iktidar milletvekili olursam, o zaman şöyle bir şey olacak. Hani 2019'da Akhisar'a baharı getiren Besim Dutlulu var ya, o da iktidar belediye başkanı olacak. Ben ne şekilde çalıştığını biliyorum. Adamın elleri kolları bağlı. Ama gene de Akhisar'a büyük hizmetler yapıyor. Şu an Türkiye'nin en başarılı 10 belediye başkanından bir tanesi Besim Dutlulu. Sizler 14 Mayıs'ta sandığa gideceksiniz. Oylarınızı kullanacaksınız. Daha sonra sandıklara sahip çıkacağız. Ve Akhisar'da sandıkları patlatacağız. Söz mü? Söz mü? Söz mü? Değerli dostlar, memleketimiz zengin. Hakikaten de zengin memleketimiz var. Ancak iyi idare edilmiyor. Kaynaklar yanlış yerlere gönderiliyor. Şimdi Neyzen Tevfik'in güzel bir şiiri var. Ondan bahsedeyim ve toparlayalım, bitirelim. Bizden sonra iki değerli milletvekilimiz gelecek, sizlere hitap edecek. Ne diyor Neyzen Tevfik? Aslında herkese yetecek ekmek vardı. Tarlaya karga da dandı. Ambara fare, fırına hırsız, memlekete de haramiler de dandı. Haramilerin saltanatını yıkacağız. Haramilerin saltanatını yıkacağız. Ve göreceksiniz. Ve göreceksiniz. 14 Mayıs'tan sonra her şey. Her şey. Her şey. Her şey.
güzel olacak. Kalın sağlıcakla. Sayın Vekilimize konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Değerli Akhisarlılar, aramıza Cumhuriyet Halk Partisi Salihli İlçe Başkanımız Sayın Hasan Danver de katılmış. Kendisine hoş geldin diyorum. Kaldır bayrakları Akhisar. Bu seçimi ilk turda bitiriyor muyuz? Bitiriyor muyuz? Bitiriyor muyuz? Söz mü? Söz mü? Değerli Akhisarlılar, şimdi huzurlarınızda geçmiş dönem devlet bakanlarımızdan Sayın Selma Aliye Kavuf. Sevgili Akhisarlılar, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Muhteşem görünüyorsunuz. Sağ olun, var olun. Sevgili Akhisarlılar, iktidarların görevi vatandaşlarına umut olmaktır, umut vermektir. Yoksul ailelerin en büyük korkusu çocuklarının geleceğe dair umutlarını yitirmesidir. 21 yıldır iktidarda olan AK Parti artık bu ülkenin gençlerine, emeklilerine, yaşlılarına, bütün vatandaşlarına umut olmaktan çıkmıştır. Umut dağıtamayan iktidar vatandaşına yasak ve ceza yağdırmaktadır. Her geçen gün nefes almamızı zorlaştırmaktadır. Değerli Akhisarlılar, gelişmiş ülkelerde, demokrasisi gelişmiş ülkelerde sosyal devlet olmanın gereği vatandaşını, düşen vatandaşını ayağa kaldırmaktır. Alman Anayasası'nın girişinde, ön sözünde böyle yazar. Herkes bir gün düşebilir, düşen vatandaşını insan onuruna yaraşır bir şekilde kaldırmak sosyal devlet olmanın gereğidir. Sosyal devlet vatandaşını hazinenin gelirleriyle, sosyal yardımlarla kaldırır. Hazinenin geliri nereden? Hepinizin, hepimizin vergilerindendir. Ancak iktidar bugüne kadar yapılan sosyal yardımları sanki kendi kişisel kazancından ve gelirinden veriyormuş gibi iktidardan uzaklaştığı takdirde bu yardımların kesileceği ile vatandaşını tehdit ediyor. Çok değerli Akhisarlılar, tekrar ediyorum. Bu yardımlar hak eden vatandaşlarımıza hazinenin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na aktarmış olduğu hepinizden toplanan vergilerle yapılmaktadır. Dolayısıyla eğer bir vatandaşımız dara düştüyse, zora düştüyse onu ayağa kaldırmak, bundan önce nasıl devletin sorumluluğunda ise bundan sonra da bu sorumluluk kesintiye uğramadan devam edecektir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Değerli Akhisarlılar, benden önceki konuşmacılar ülkemizin yaşadığı sıkıntıları bir bir dile getirdiler. Benden sonra da Sayın Grup Başkan Vekilimiz Özgür Özel size daha geniş bir şekilde anlatacaktır. Ben sözlerimizi özlediğimiz memleket hayalini ifade eden şairimizin dizeleriyle tamamlamak istiyorum. Memleket isterim gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun, kuşların, çiçeklerin diyarı olsun. Memleket isterim ne başta dert, ne gönülde hasret olsun, kardeş kavgasına bir nihayet olsun.
Memleket isterim, ne zengin fakir, ne sen ben farkı olsun. Kış günü herkesin evi barkı olsun. Memleket isterim, yaşamak sevmek gibi gönülden olsun. Olursa bir şikayet ölümden olsun. Şairin dizelerinde hayal ettiği memleketi, Memleket ittifakında gerçekleştirmek dileğiyle, siz yol arkadaşlarımızla olan kardeşliğimizin ve birlikteliğimizin daim olmasını diliyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Bakanımıza konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Değerli Akhisarlılar, şimdi cep telefonlarımızı bir çıkartalım. Işıklarını bir yakalım. Türkiye'yi bir Akhisar'dan aydınlatalım. Haydi Akhisar, çıkar telefonları. Yat ışıkları. Akhisar bu ne güzellik böyle. Akhisar Türkiye. Partimizin, örgütümüzün değerli üyeleri,
İttifak ortakları.